Bugün Erzincan İliç Madeni'nde siyanürle ayrıştırma sahası, liç sahası kaydı. Öyle kaydı ki ağır metalli tehlikeli atık niteliğindeki koca dağ kütlesi seller gibi aktı. Altında açıklandığına göre 9 emekçi kaldı ve bölge şu an felaket alanı durumunda. Ancak bu tehlike geliyorum diyen, göz göre göre yaşanan bir tehlike. Kaza olarak nitelendirilemez. İliç Altın Madeni çalışmaya başladığından bu yana bilim insanları sürekli uyarıyorlar. Bu uyarıları dinleyen olmadı. Bölgede Sedat Cezayirlioğlu ve bir kısım insanların çabası hep soruşturmayla karşılaştı. 21 Haziran 2022 tarihinde şimdi kayan liç sahasına siyanür taşıyan borularda patlama meydana geldi. Ve 3 saat boyunca siyanürlü solüsyon doğaya karıştı. Ve 2 ay maden kapalı kaldı. 2 ay sonra her nedense nasıl önlemler alındıysa Çevre Bakanlığı tarafından madenin açılmasına izin verildi. O günden bugüne maden kapasitesi arttırılarak çalışmasına izin veriliyor. Açılan soruşturmalar küçük küçük para cezalarıyla kapatıldı. Eleştiri yapanlar, uyarı yapanlar cezalandırıldı. Şimdi bu felaket yaşandı. Sizce bunun sorumlusu kim?